Edirne'deki eski camide 6 asırdır süren kılıçla hutbe okuma geleneği günümüzde de devam ediyor. Osmanlı Devleti'nde Edirne'de padişahların eski camide kılıç kuşanarak tahta çıkış geleneği, cuma ve bayram hutbelerinin kılıç kuşanarak okutulmasıyla devam ettiriliyor. Bu geleneğe göre minbere çıkan imamlar cuma hutbesini sol eline aldıkları kılıçla okuyor. Eski cami baş imam hatibi Metin Ulu Ocak, Osmanlı'dan miras asırlık geleneği sürdürdüklerini söyledi. İçinde bulunduğumuz Ulu Camimiz Musa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi kardeşler tarafından 1403 ila 1414 yılları arasında yapılmıştır. Cami ibadeti açıldığında rivayetlerde kılıçla hutbe okunmuştur. Yine malumunuz üzerine Edirne'mizde fetih kararı, İstanbul'un fetih kararı Edirne'mizde alınmıştır. Sultan Fatih Cennet Mekan Han Hazretleri sultan olarak Akşemseddin'le Molla Gürani ile birlikte burada dualarla hutbe okunmuş, kılıçla hutbe okunmuş, bu gelenek devam ettirilmiş. Yine günümüzde yakın tarihimizde Sultan II. Ahmet ve II. Mustafa da burada kılıç kuşanmış. Fakat hutbede biz kılıcı sol elimize alırız. Çünkü Osmanlı burada bir zeka kullanmıştır. Kılıç sol elimizdedir hutbede. Niçin? Bu dosta güven, düşmana ise korku verir. İnşallah bu büyüklerimizden, ecdadımızdan aldığımız geleneği kıyamete kadar biz de burada yaşatmaya devam ediyoruz. Bu gelenek inşallah asırlar boyu devam eder. Hutbe esnasında kılıcı sol elde tuttuklarını anlatan Ulu Ocak, kılıcın sağ elde olmamasının İslam'ın bir barış dini olduğunu gösterdiğini söyledi.